Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Berkcan İmdat. Bugün yine Fortnite'ın hikaye modundayız. Bir haritaya girdik. Ve bu haritada size nasıl daha iyi tuzak yapabilirsiniz, yaratıkların gelmemesi için. Nasıl tuzak taktiklerini göstereceğim. Şu taktiği bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şuraya şey koymayı. Yaratıklar buraya saldırınca burası direkt geri püskürtüyor. Fakat şunun olmaması lazım. Bizimkiler ayrı yatak koymuşlar onu. Direkt şu ikisinin olması lazım. Balon indikten sonra da arkaya aynı ikisini yapmanız lazım. Şu taktik olması lazım arkadaşlar. Mesela şimdi yaratıkların geleceği yön şurası ve şurası. Yaratıkların buraya çıkmasını istemiyorum. Çünkü şuraya tuzak koyacağım. O yüzden burayı şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bu adam burayı da doldurmuş. Benim de buraya farklı taktiklerim vardı ama dur bakalım denemeye çalışalım. Şöyle bir bakalım deneyelim. Şuradan geçebilirler mi acaba? Geçerler gibime geliyor. Bakayım. Buradan geçerler. Tamam. Arkadaşlar şöyle burayı da kapatıyoruz. Full. Gelemeyecekleri biçimde. Kapattık. Şimdi yerlere hep bundan dolduruyoruz. Ondan sonra merdiven yapıyoruz arkadaşlar. Merdivenlerimizi koyduk. Şimdi benim size tavsiye ettiğim buraya yüksek seviyeli zemin itici koymanız. Bende yüksek seviyeli zemin itici yok maalesef. Ben duvar iticiyi birazcık kastım. Genelde şema TP'lerin hep silahları harcadım. Silahlar da daha çok ilgimi çekiyor. Ama tuzak taktiği göstereceğim için kötü de olsa şimdi koyacağım bunları. Yani 25 yıldırım olması iş yapmayacağı anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yani iş yapıyor. Fakat şey gibi iş yapmıyor. Nasıl denir? 82 veya 106 yıldızlık gibi iş yapmıyor. Şimdi bu böyle kalacak arkadaşlar. Şurayı da şöyle yapabiliriz aslında şuradan gelmesinler diye. Hem görünüş de güzel durur. Şurayı da şöyle yaptık. Şurayı da aynı şekilde kapatalım. Nasıldı? Şöyle mi? Aynen böyle. Tamam, burası güzel oldu. Yaratıkları bu yola gönderdik. Ve şu an birazdan gelecekler. Şimdi aşağıda da bir tuzak yeri yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu aşağıdaki tuzak yeri daha güzel. Şimdi göstereyim anlayacaksınız. Şimdi bu tuzak yeri için arkadaşlar şöyle bir yer yapıyoruz. Ucu açık olacak. Tamam. Şöyle olacak arkadaşlar. Üstü kapalı olacak. Şurası da kapalı olacak. Burayı ayrıyeten yaptım. Burayı bakmasanız da olur. Şöyle şurayı da kapat ya da şöyle kapatayım. Şöyle kapatmak daha iyi. Evet arkadaşlar şimdi yaratıklar buradan gelecekler. Sadece bu yola girecekler. Çünkü aşağıdan geliyorlar. Hemen iki tane zemin dondurma yapıyorum. İki tane tavan var. Duvar var. Duvar itici yapıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaratıklar buraya gelince ben bu yaratıkları dondurmak istiyorum. Burada donacaklar. Burada da donacaklar. Şu duvarların hepsini bundan koyuyorum. Tepelere bundan koyuyorum. Duvara da bir tane bundan koyuyorum arkadaşlar. Ve yaratıklar gelir gelmez şuradaki yola başvuracaklar. Yok şöyle yapalım daha iyi. Aynen. Şuradan gelecekler arkadaşlar direkt. Burada da yolu zorlaştırmak için şu tarafa mı koysam? Aynen şu tarafa koyayım. Şunu da tam tersi yapayım. Tamam. Şimdi birazcık daha güzel oldu. Yaratıklar buraya gelecekler arkadaşlar. İçeride 82'lik tavan gazlar var. İşte yerde şeyler var. Bunları upgrade edebilirsiniz. Patlatmasınlar diye. Çünkü bazı bölümlerde yaratıklar ölünce patlıyor biliyorsunuz. Yapılara zarar veriyor. Ya bunlar 827-870 canı olduğu için. Bakın 870 evet. Şimdi mantığı anladınız umarım arkadaşlar. Yaratık geliyor buradan içeri giriyor. Donuyor. Bu duvar bunu fırlatıyor. Buraya arkadaşlar. Burası da zaten infaz mekanı. Burada da infaz ediliyor. Şimdi arkadaşlar bu tuzakta en etkili olan şey dondurucularınızın yüksek olması ve duvar itincinizin daha hızlı çalışması arkadaşlar. Bakın mesela şimdi görelim bakalım nasıl şeyler olacak. Şimdi bir arkadaş bir ellemese salsa göreceğiz burayı. Burayı bir görelim ondan sonra yukarıdaki mekana geçeceğiz. Bakalım yukarıda nasıl oluyor. Yok burayı bırakmıyorlar. Adamlar hiç kimse geçsin istemiyor. Şimdi arkadaşlar biz sürekli buraya yaptık ama fırtına büyük ihtimal yön değiştirecek.
Fırtına yön değiştirdiği zaman bu tuzakların çoğu boşa gidecek. Bu haritaya tek girmem lazım da bunu göstermek için de pek güvenemedim kendime. Çünkü harita yüksek bir harita arkadaşlar. Zor bir harita. Ekstra ödüller veren bir harita. Yani zorlaştırdılar gerçi ama yine de kolay oldu ya bayağı. Bu şekilde arkadaşlar ama şimdi gelemiyorlar taretler yüzünden. Geldikleri zaman göreceksiniz. Aşağıda hiçbir şekilde geçemiyorlar. Adamlar helal olsun. Bayağı iyi savunuyor yani. Durun la, bir videoyu gösteriyorum. Yok, tavan gazlar falan da var ya orada. 106'lık. Gelemezler zaten. Ama mantık bu arkadaşlar. Anladınız umarım. Ben de bunu farklı YouTuberlardan gördüm. Yani bunu ben kendi kafamdan çıkarmıyorum. Gördüm, baktım, internette araştırıyordum. Bölümleri geçemiyordum. Lan dedim, bu ne? Ya geçemiyorum çünkü. Bazen tek başıma kalıyordum eski haritalarda. Ya şuraya koymaya gerek yok, buradan gelmezler. Dedim bu ne? Girdim abi, bir baktım böyle tuzak taktikleri var. Mesela şu var arkadaşlar, bir tane daha göstereyim ben size. Şu arkadan gelecekler bu sefer, oraya doğru yapalım. Şu var arkadaşlar, bakayım şeyimiz var mı? Zemin lazım bize, zemin. Zemin ipucu lazım. Heh. Tamam. Şöyle abi geliyor buradan. Şurada şu var. Tamam. Yok. Olmadı. Abi böyle de olacak. Bak şunu kırmamız lazım. Aynen. Şöyle abi tuzak. Bu zıplatıyor buradan. Geldikleri yere geri gönderiyor yaratığı. Tabi burası düz mekan olduğu için buraya mantıklı olmadı. Normalde farklı yerlere yapılıyor bu. Ha şu şöyle miydi? Yo, açıktı. Aynen böyle de olması lazım. Adamı öldürdüler. Ne oldu, orayı savunuyordunuz? Burayı niye savunmuyoruz? Baba yiğitler sizi. Orada nasıl erkek gibi savunuyorlar? Tuzak yok ya burada. Nasıl ölüyorlar? Arkadaşlar geliyorlar. Tabii yokuşlu mekanlara yapılıyor bu. Geliyor böyle. Yaratık buradan uçuyor, geri gidiyor. Bir ara çok daha farklı bir şey gördüm. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Böyle adam üst kat yapmış. Böyle buradan uçanlar oraya gidiyor filan. Geri aşağı iniyorlar. Böyle geri koşuyorlar. Geri uçuyorlar. Geri oraya gidiyorlar. Geri aşağı iniyorlar. Adam yaratıkları bildiğin döngüye sokmuş arkadaşlar. Tam anlamıyla o kadar kendimi geliştirmedim tuzak konusunda. Fakat geliştirdiğim zaman size tek tek göstereceğim. Şimdilik bunları gösterdim. Yokuşlu kısımlara merdiven koyup zemin itici... Ona! O ne lan? Oğlum bu iş durmuyor mu lan? Görevin şeyi buymuş. Şimdilik bunları gösterdim arkadaşlar. Tuzaklar muzaklar. Vallahi hiç oldu ha. Yaratık da gelmiyor orada. Yaratıklar göremiyorum lan. Vallahi hiçbir şey gözükmüyor. Ben böyle bir oyun moduna ilk defa giriyorum ya. Nereden geldi o kalkan sana ya? Hiç sevmiyorum bu kalkanları ya. Al şu taret, savunur burayı ya. Ama dediğim gibi arkadaşlar, tuzak yapmayı eğer biliyorsanız, yani tuzaklarla aranız iyiyse, tuzaklarınız da gelişmişse 4 kişiye hiç gerek yok arkadaşlar. Tek başınıza bile yapabilirsiniz. Fakat tek başınıza yaparken şu şeyde zorluk çekebilirsiniz. Çünkü devler koşuyor ve yıkıyorlar. Ya bunu belki tek vuruşla yıkamaz ama iki dev gelirse yıkar. Bu niye çalışmadı lan? Ha şu şunun yüzünden çalışmıyor. İki tane dev gelirse yıkar arkadaşlar. O yüzden biz Atlas'ı korurken çok daha farklı şeyler yapıyoruz. Atlas'ı korurken ne yapıyoruz mesela? Şöyle örnek olarak göstereyim. Etrafa şunları koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle kaldırıyoruz. Siz de görmüşsünüzdür bu oyunu oynadıysanız. Böyle üçgen gibi oluyor. Devler geliyor, koşuyor, koşuyor. Üstünden gidiyorlar bunların. Hiç zarar veremiyorlar. Bunu yapmak daha mantıklı o yüzden. Atlas savunurken veya başka şeyler savunurken.
Ama verileri aldı. Genelde biz böyle yapıyoruz. Devler fazla gelmiyor. Yani gelirse de kesebiliyoruz zaten. Eğer göreviniz çok zor değilse arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Çok zorsa eğer yani biz hiç tuzakları yapmıyoruz aslında. Sadece göstermek için yaptım. Millet de valla ben tam tuzak yapacağım zaman tuzak yapmış. Normalde sadece bunları koyuyoruz. Etrafta bunlar falan hiç olmuyor. Sadece bunlar. Biz etrafta savaşıyoruz. Ya boş yere tuzağa maliyet harcamıyoruz. Ama görev çok zorsa harcamak zorundasınız arkadaşlar. Bu görev o kadar zor değildi. Yani sadece ben kendime biraz güvenemedim. Ya yani iki kişi olsak yapardık da tek başıma yapamam diye düşündüm. İki yerden birden geliyorlar ya. Bir de inşaatçıyla geleyim dedim. İnşaatçı o kadar hızlı bir karakter değil. Kaçabilen bir karakter değil. Ama emin olun arkadaşlar. Aa bu arada inşaatçı dedik. Merkez atmadık lan. Ana. Pasifi 3 saattir duruyor ha. Vallahi bak. Arkadaşlar bu merkezin gücü üstünden geçenler hasar yiyor. İnşaatçıdan. Valla unuttum ha. Söylemesem aklıma gelmiyordu ya. Bak başına bekliyorlar toplamak için. Yapı topluyor arkadaşlar. Etraftaki yapılardan toplayıp kendini hapsediyor. Biz onu alıyoruz oradan. Bedavaya yapı alıyoruz yani. Üstünden geçenler hasar yiyor. Duvara vuranlar hasar yiyor. Karakterinizin yanına koyabileceğiniz şeyler var arkadaşlar. Karakterinizin yanına koyabileceğiniz ek karakterler var. Pasif özelliği veren. Bakın 27 tane stone toplamış. Aldım bunları. Mesela ben orada şeyi kullanıyorum. Şarjör hızını daha fazla iyi, daha hızlı yeniler diye bir asker kullanıyorum. %30 şarjör hızı yeniliyor. Şarjörü daha çabuk dolduruyorum. Şöyle göstereyim. Tak diye dolduruyor hemen. İkinci slota da neyi kullanıyordu? İkinci slota normalde kan koklayanı koyacaktım arkadaşlar. Ama onun yerine bir inşaatçı kullanıyorum. O da ne özelliğe yarıyor? Yaratıklar bana vurduğu zaman arkadaşlar bakayım şu an canım azalıyor mu? Azalıyor valla. Ha, bitmiş yaratıklar. Yaratıklar bana vurduğu zaman arkadaşlar geriye savruluyorlar. Bu özelliği çok seviyorum. Beni direkt öldüremiyorlar bu özellik sayesinde. Böyle bir afallıyorlar geriye savrulup. Şimdi ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Biraz bu videoda acaba felaket zedelerden bahsetsem mi diye düşünüyorum. Bu video zaten uzun oldu arkadaşlar. Bu videoda bahsetmeyeyim. Felaket zedeleri hatırlayacaksanız bundan bir önceki videomda otomatik doldurun demiştim. Otomatik doldur yapın. Arkadaşlar ben otomatik doldurdan çıkardım. Yaklaşık 3-4 güç kendi elimle yaptım. Arttı. Yani emin olun siz de kendi elinizle yaparsanız da artacaktır. Mesela otomatik doldur deyince çoğu karakterimi benim çoğu sarı karakterlerimi boşa çıkarıyor. Liderlerimi falan. O yüzden otomatik dolduru yapmayın. Şöyle ufaktan bir göstereyim. Ödülleri aldıktan sonra ama detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Detaylı bir şekilde arkadaşlar bundan bir sonraki Fortnite videosunda veya ondan sonrakinde anlatabilirim. Çünkü bundan bir sonrakinde silah tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Şu markete yeni gelen Kako ve yeni gelen kış silahını kasıyorum. Aa bu ne lan? Ha, günlük görev yapmışım. Nice. Verdiği ödüllere bak. 215 tane binlikleri altını. 3-4 tane de zor olduğu için verdi. Arkadaşlar aldığım silah nerede? Şu. Şunu kasacağım arkadaşlar. Bir de bakır kakaoyu kasacağım. Onları kastıktan sonra aman şunları unutmayak alalım da. Bunlar güzel çünkü arkadaşlar. Bunları alın unutmayın. Geliştiricileri unutmayın. Şöyle göstereyim size felaket zedelerimi. Nuker olan. Felaket zedelerim bu şekilde arkadaşlar. İşte sarılar var. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sarı var. Bunların 5-6 tanesi lider zaten. Liderlerin bakın ikisi aynı arkadaşlar. İkisi aynı, ikisi daha aynı. Şu uçak, şu uçak, şu beyin takımı, şu beyin takımı. Bakın ben otomatik dolduru dersem arkadaşlar bu mesela dövüş takımı ama bu adam beyin takımı. Burası uymuyor. Ama ben bir şekilde yaptım. İşte hayalperest falan filan kişilik eşleşmesi yaparak bunları gayet iyi eşleştirebiliyorsunuz ve benim gücüm şu an 71 arkadaşlar. Kasmadık şey bırakmayın. Yani mesela ben şu en kötü şeyleri bile kastım. Mesela elimde dövüş takımı lideri olduğu halde kullanmıyorum. Şunları 27 yıldırım falan yaptım. Çünkü güzel bir şekilde şey veriyor. Ucuza mal oluyor. İleride eriteceğim bunların yerine sarıları veya turuncuları takacağım tabii ki de arkadaşlar. Mor kullanmayacağız ileride. Oyunun son safhalarında.
Şimdilik bu kadar anlattığım yeter. Size bahsettiğim o yan şeyler de şuydu arkadaşlar. Bakın şarjör doldurma hızını %30 arttırır. Bir de bu değiştirmeyeceğim. Lan, neydi? Size vurunca 452 enerji hasarı alır. Yani 0,5 saniye işte sersemler geri savrulur falan filan. Yumruk etkisi yaratıyor. Ama bunu tabii kan koklayan yaparsanız eğer kan koklayan ikinci slotta çalışmıyor. İlk slotta çalışıyor. Bakın şurada ilk slotta mı ikinci slotta mı çalıştığı yazıyor arkadaşlar. Ne diyor? Kazmanızın damage'i %24 artar diyor. Ve efsane bir şey bu. Efsane bir şey. Bakalım. Bu pasifte bir tane daha izcim olsa onu buraya takacağım. Burada da kan koklayanı kullanacağım. Kan koklayan zaten çok fazla vuruyor yapılara. Yani müthiş bir şey olacak. Bakalım. Arkadaşlar genelde inşaatçı oynayacaksanız inşaatçılara da bir taktik vereyim. Güç merkezi Knox kullanın arkadaşlar. Güç merkezi Knox kullanın. Veya Kyle da kullanabilirsiniz. İşte birisi yapı şeyini arttırıyor. Bir kare. O C'deki yetenek var ya arkadaşlar onu arttırıyor. Diğeri de diğer inşaatçı da buraya koyarsanız yapılara yenilenme hızı veriyor falan. Gayet güzel. Aslında inşaatçılar çok taktik yürüyorlar. Ben genelde oynuyorum. Ama şimdi neye geçsem? Şuna geçeyim. Şu çok güzel ya. Bunun pasifi çok güzel. İki tane silah çekiyor falan. Evet arkadaşlar bayağı uzun oldu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.